İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde güvenli bölge çalışmalarını değerlendirdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Şanlıurfa'da ortak harekat merkezi oluşturacaklar. Fırat'ın doğusuna kurulacak güvenli bölge buradan koordine edilecek. Yaşar, Minbiç'te verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı. Aynı oyalama taktiklerinin güvenli bölge konusunda da devreye girebileceğine dikkat çekti. Ancak bu kez Türkiye kendi göbeğini kendisi kesmekte kararlı. İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Bu cümle çok açık. Fırat Kalkanı zeytin dalı gibi Suriye'de 3. harekata başlayacağız. Ne zaman? 10-15 gün içerisinde. Türkiye'nin bırakın bir günü, bir saate bile tahammülü kalmadı. Sınır güvenliği için askeri teknik analizler yapıldı. 32-40 kilometre dışındaki seçeneklerin kabul edilmeyeceği muhataplara aktarıldı. Nokta kondu. Ankara'da kafa karışıklığı yok. Ancak aynı şey Washington için geçerli değil. Amerikan Başkanı Trump'ın 15 Ocak'ta ilk kez dile getirdiği 32 kilometre derinlikteki tampon bölge sözü havada kaldı. Trump'a rağmen Pentagon ve CENTCOM'un 32 kilometre derinlik pek işine gelmiyor. PKK-YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılmasına da gönülsüzler, kafaları karışık. Tampon bölgenin kontrolünün Türkiye'ye bırakılmasını da istemiyorlar. ABD terör örgütü PKK-YPG'ye yatırım yapıyor. Binlerce tır dolusu silah terör örgütüne verildi. Silahların seceresi Türk istihbaratının elinde. Amerika'nın tüm planı YPG-PKK'nın Mehmetçik operasyonuna maruz kalmaması üzerine kurulu. Yeter ki Türkiye Doğu Fırat'ta harekat yapmasın. Amerika PKK'ya ta çekiç güçten beri destek veriyor. Belli ki Türkiye ile bulamadığı seküler ortaklığı PKK-YPG'de buldu. Bir taraftan da Kuzey Irak'ta operasyonlar devam ediyor. Suriye ve Türkiye'ye terör ihracı sonlandırılacak. Doğu Fırat'ta olacaklar yeni dönemin yönünü de belirleyecek. Türkiye gözünü karartmış durumda. Fırat Kalkanı'nın doğu versiyonu için her şey hazır. Önümüzdeki birkaç günde işin rengi belli olacak. Amerika'nın herhangi bir olumsuz tavrı Ankara ve Moskova'yı daha da yakınlaştırır.